Aman aman aman, kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Boyutu kraliçesi, inceleme kraliçesi geldi. Herkese merhabalar. Ben Motorhane. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle coşkulu bir giriş yapalım ki birazdan morallerimiz bozulacak. Başta moral depolamamız lazım. Çünkü böyle detaylarında güzel şeyler yakaladık. Bu sefer yermeye geldik. Övmeye değil. Başında söyleyeyim. Tabii ki de iyi taraflarını söyleyeceğiz ama biraz daha fazla kötü taraflarından bahsedeceğiz bu sefer. Kiminle birlikteyiz? CB125F ile birlikteyiz. İşte bir Dio, bir Activa gibi efsaneleşmiş motorlarından bir tanesi aslında. Hani bunlar yapıldı yıllarca, geldi gitti, geldi gitti, uzun süreden beri gelmiyordu. Çinliler aldı başıya gitti, 125 ve 250 sınıfında dedi ki Honda, arkadaşlar mekanın sayayı bir geri geldi, bebeleri pistten alalım mı dedi noktasında. Tabii ki de bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Kim kimi pistten alıyormuş birazdan öğreneceğiz. Bazı insanlar der ki ben iç güzelliğine bakarım. Bazı insanlar der ki ben dış güzelliğine bakarım. Biz de hem içine hem dışına bakmaya çalışıyoruz. Dışı seni, içi beni yakar. Çünkü tasarım olarak çok böyle kült bir motor. Gerçekten kült bir motor. Çünkü artık hani uzaya astronot gönderdiğimiz bu şu yıllarda Cumhuriyet bile 100. yılına girdi. Ama motorlar böyle, bazı motorlar özellikle bunu biraz daha Honda yapıyor, böyle bir iyileştiremedi. Mesela bu motorun ben artık bir kere daha geliyorsa artık yıllar sonra daha iyileşmiş, daha sportif hale gelmiş, daha güzel, daha tasarımsal, daha göze hoş gelen bir motor olmasını beklerdim. Çok öyle bir motor olmamış bence. Hani çok böyle, hani ben yaşlıyım, abicim götümü de göbeğimi de saldım artık, kahvehaneye gidecek motor arıyorum. O biraz daha, bu biraz daha böyle dayı motoru gibi olmuş. Biraz daha amca motoru gibi olmuş. Yani genç arkadaşlar da tercih etmiyorlar mı? Ediyorlar tabii ki. Onlar da şeyden dolayı tercih ediyorlar. Hani ben kurye yapıyorum ya da kuryelik yapmak istiyorum ya da babam bana bunu aldı. Hani anası babası bunu layık gördü motoru. Bu motorun kötü olduğu anlamında söylemiyorum. Tasarım anlamında birazcık tasarımda ciddi bir zayıflık var. Yani şimdi en büyük bu piyasayı artık alıp götüren Çinliler olduğu için uzun zamandan beri o artık segment boş kaldı. 125 segmenti boş kaldı. Tasarımla olarak bundan çalıyor, bundan çalıyor da güzel tasarım yapıyor. Biraz da motorları dolduruyorlar. Artık onlar da iyileştirmeye başladılar. Çünkü çok fazla çeşit var. Buna karşı gelebilmek, ben Japon'um ve buradayım, mekanın sahibi benim diyebilmek için tasarımda bence ciddi değişiklikler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir kafa var yani. Önüne bir far var, böyle löpçük. Böyle bir far var önde. Böyle bir depo. Anlayamadığım bir tasarımda bir şeylik var böyle. Üst çok büyük, alt çok küçük. 125 cc, 4 zamanlı, hava soğutmalı bir motosiklet. 10 beygir.
10 Nm torku var. Yakıt konusunda da elektronik enjeksiyon sistemi kullanıyor. Bu biraz daha akıllı hale geliyor. Böyle sabit hızlarda falan gittiğiniz zaman bunu eco moda alıyormuş kendisine. Biraz daha az yakmaya çalışıyor. Ben bayiye sordum hani siz ne kadar denediniz, yaktırdınız vesaire diye. Hani biz 1.6, 1.7 vesaire falan diyorlar. Tabii ki de bizden daha önce inceleyen Kulaçan incelemişti. O da 1 litreye kadar düşürmüş. Ama bunu siz kurye olarak kullanacaksanız ve çok fazla dur kalk yapacaksınız. Hani 1.8'leri, 1.9'ları, 2 litrelere kadar görebilirsiniz bence. O tabii kişinin kullanımına göre değişiyor. Bununla yakıt yakmakta lastiğin hava basıncından sizin motor üzerine uyguladığınız baskıya ağırlığa kadar bu konuyu etkiliyor. Yakıt yakma konusunu. O yüzden bununla tam şu kadar yakar. Ama ben bu kadar yakarım, sen şu kadar yakarsın. O çok değişiklik gösterebiliyor. Hazır yakıttan bahsetmişken 11 litrelik depo hacmi var. Ama depo kapağı hala eski usil. Usil ama. Ne yapalım bunu? Hani benzinliğe gittiniz, kartla ödeyeceksiniz falan. Hani bunu da götürün yanınızda. Hani kartla ödemeye gittiğiniz zaman 100 liralık benzin alacağım diye şunu gösterirsiniz. En azından motorunuz çalınmaz. Yani anahtarıyla birlikte götür, yanında da getir. Yani bakın her yer benzin şu an. Her yerimiz benzin oldu. Ay şu neden ya? Hani neden ya? Ay Japon yani. Hani diyoruz ya Japon motosiklet. Hani biraz daha bunun artık sizden örnek alıyorlar ya. Ben her zaman söylüyorum. Japon motosikletler incelerken söylüyorum. Siz ne yaparsanız sonrakiler sizi izliyor. Çinliler, Hintliler. Siz ne yapıyorsanız sizi izliyorlar. O yüzden sizin ne yaptığınız çok önemli. Hani bu böyle örnek davranış yapacak abiler, ablalar gibi işte. Hani sizin örnek olmanız gerekiyor bu piyasaya. Siz motorlarınızı öyle bir arşa çıkarmalısınız ki herkes o noktaya, o zirveye oynamalı. Yani o noktaya gelmeye çalışmalı. Olay bu olay değil. Amortisörlere gelecek olursak amortisör kalınlıkları birazcık bize ince geldi. Görüntüden de zaten anlayacağınız üzere bayağı bir ince yani. Hani şu kadar falan bir amortisör var. Biraz daha kalın, biraz daha konforlu bir amortisör olmasını beklerdim. Çünkü hani bu biraz daha kurye ve işte biraz daha amcalarımız, dayılarımıza hitap eden, özellikle kurye arkadaşlarım biraz daha fazla konfor sağlaması için düşünüyorum. Önde teleskopik, arkada da çift amortisör var. 5 kademeli yük ayarı ile birlikte. Karşıdan ben görüntüsünü sevmedim. Yani buradaki görüntüsü hoş değil. Manetlerle parmağım giriyor. Burada bir delik var ve ben buraya parmağımı çok rahat sokabiliyorum. Niye bilmiyorum. Aynı şey orta sehpanın demirinde de var. O ayağınızı bastığınız yerde de var. Bir demirlerin içine bir boşluk var. Neyse oralara takılmayalım. İyi taraflarından bahsedelim. İyi tarafından bakıyoruz bugün her şeye. Pembe gözlüklerimi takmayı unuttum ama iyi tarafından bakmayı başarabiliyoruz. Alüminyum jantlarla birlikte geliyor. Motorun biraz daha ağırlığını düşürmek için, motorun ne kadar ağırlığını düşünürseniz o kadar fazla da yakıttan tasarruf edersiniz. Ön tek pistonlu tek disk fren, arkada kampana ve kombine fren sistemi var. ESP sistemli fren sistemine sahip. Ben geçen de işte marka vermeyeceğim. Hani bu biz bunu Honda'yı incelediğimiz için söylüyorum. Bir markadan dedim ki ön arka ABS ve bu ben bu konuda çok eleştirildim. Ön ABS olmasını mı övüyorsun ablacığım? İncelediğimiz motorda tek ön disk ve ön tek pistonlu kombine fren sistemi var. Arka kampana. Honda alıyoruz, Japon alıyoruz. Hani bu sistemde de bir ABS beklerdim. Hani ABS bile olmasa arkayı disk, önü disk falan biraz daha böyle sistemli bir şey beklerdim. Tabii ki kötü mü? Yani bu biz sizin görecenize bağlı, motordan ne beklediğinize bağlı. Hani bana hitap ediyor mu etmiyor. Zaten motor olarak da bana hitap etmiyor. Ben motor ruhunu yaşayacağım, ben motosiklet almak istiyorum, motor tutkusunun sonuna kadar yaşamak istiyorum diyenlerin de birazcık daha ticari, şehir içerisinde az yakayım, çok gezeyim motoru, trafiğe de çok takılmayayım motoru. Ben bununla işte yapmak istiyorum motoru. Öyle değerlendiriyoruz. O yüzden bu değerlendirmemiz bu bazda değerlendirdiğimiz zaman evet güzel. Grenajlar parça parça, şu özellikle şu kısım parçalı. En azından düşürdüğünüz zaman depo metal, bunlar plastik. Bunlar zarar görecek. Şu iki parçayı değiştirebilmeniz için o da.
sonrasında hani düşersin, kalkarsın, şunları şunları hani artık hangisi o an kırılırsa o gün enerjileri daha rahat değiştirebilmeniz için parçalı bir enerji tercih etmişler. Bu da bence çok doğru bir tercih olmuş. Bir dörtlü beklerdim. Herkesin işte bir dörtlü beklentisi olmayabiliyor ama benim bir dörtlü beklentim var. Çünkü hani bununla bir fark ediyorsun, belli bir yerde durması gerekiyor. Ben özellikle kurye arkadaşları çok takip ediyorum. Bir motorda ne bekliyorlar ve en çok ne yapıyorlar diye. Hani bir kurye şeyle bakarsak, gözüyle bakarsak bir yerde park edip navigasyonu açıp bakması için önce dörtlülerini yakmış olması lazım. Amerikan park var. Ama neden dörtlü yok mesela? Ben ona bir bunun üzerine bir dörtlü beklerdim. En azından bekleme yaparken daha görünür olması açısından dörtlüsünün olmaması benim için bir eksi daha. Aydınlatmasına gelecek olursak ön led, yandaki sinyaller halojen. Arka stop halojen. Arka stopunda led olmasını beklerdim. Hani sinyalleri anlayabiliyorsun. Bu motoru devirirler. Bu motoru kursta kullanırlar. Çünkü A1 ehliyetle kullanabiliyorsunuz ve çok fazla tercih ediliyor. Biraz daha sağlam olduğu için parçasına ve servisine ulaşım daha kolay olduğu için çoğunlukla Honda bu konuda çok tercih ediliyor kurslarda. Bilmiyorum ondan dolayıdır diye düşünüyorum ama arkasının da bir stop olmasını beklerdim. Uzun kasada şöyle bir olay var. Şimdi bizim normalde selektör yaptığımız yer var ya, onu böyle ileriye doğru ittiğiniz zaman uzunu yakıyorsunuz. Geriye doğru aldığınız zaman kısayı yakıyorsunuz. Bir kere daha çektiğiniz zaman da selektör yapıyorsunuz. Yani şurası bu zaten. Hani bunu buraya hepsini tek bir noktaya çekmenizde bir mantık var mı? Bilemedim. Yani çok da olmasa da olurmuş bence böyle bir şey. Çünkü yolda ararsın, debriyaja sıkıyorsun, parmağını itiyorsun, geri çekiyorsun falan filan. Gereksiz bir detay olmuş. Yani illa bir şey değiştireceksen bunu değiştirme. Bu mu battı gözüne? Hani o kaşığın içinde bu mu battı senin gözüne? Neyse gösterge paneli dijital ekran ama çok renkli bir ekranı yok. Tabii ki de yazıların puntosu çok fazla büyük. İşte vites göstergesinin, yaptığınız kilometrenin ve saatin puntoları çok büyük. Yaktığınız 100 kilometrede yakıt gösteri ortalama yakıt tüketimini de görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle renkli, biraz daha canlı, daha göze hoş gelen bir ekranda olabilirmiş. Hemen şimdi size birazcık da lastiklerinden bahsedelim. Her zaman olduğu gibi yine naylon lastiklerle geliyor. İlk başlarda birazcık işte bir 100-200 kilometre her neyse güzel bir performans. En azından ortalama bir performans sergiler ama uzun vadede bu lastikleri kullanamazsınız. Çok çabuk ölür, çok çabuk sertleşir ve aradığınız o performansı bulamazsınız. Aldıktan sonra da bu lastikleri de yine değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle bir detaylarına da baktığımız zaman hani birazcık malzeme kalitesinden bahsetmek için. Hani şöyle bunlar, şunu gösterebilirim yani. Hani olay bu. Egzoz kalitesi çok kötü, önden gelişi çok kötü. Ben bu olayı sevmiyorum. Şununla kapatılmaya çalışmış ama görüntü de bence bunu da toplamamış. Çok da böyle ağam şam size güzel yorumlar yapamadım, kusura bakmayın. Bu motorun en güzel tarafı çok az yakması ve bütçe dostu olması. Onun dışında da çok bir şey söyleyemeyeceğim. İşte bu ne kadar ekmek o kadar köfte muhabbetine dönmüş biraz da iş bence. Böyle. Hani bunun üzerine bir tornasında demir taktırmanız gerekecek, koruma demiri taktırmanız gerekecek falan da filan. Videonun sonuna geldik. Yani ben de çok isterdim güzel şeyler söylemeyi ama elimizden gelen bu kadar. Size de böyle iyi kötü taraflarını söylemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sizin merak ettiğiniz, benim bahsetmeyi unuttuğum bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Zil bildirimi de açarsanız yeni video yayınladığım zaman da ilk sizin haberiniz olacaktır. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.